Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben iyiyim valla. 2023'e milyoner olarak bitirecektiniz ki. Ay sormayın. O nasıl bir şeydi öyle ya? Nasıl bir şeydi? Hesabıma bir anda Instagram hesabıma 650 milyon lira gönderdi. Kaç? 21 bilmem kaç bilmem kaç bin dolar. Sayamadım bile onun ne olduğunu. İşte gösterdim ya. İlk görünce neler hissettiniz? Yani tepkiniz ne oldu? Valla ilk bir gördüm. Dedim herhalde bunda bir şey var. Hemen sayfayı bir daha yeniledim. Aa, bir daha aynı. Bir daha sayfayı yeniledim. Çünkü inanamadım yani bu ne? Hesaplıyorum. Benim bu kadar abonem yok ki. Ben bu parayı nasıl yaptım diyorum. Allah Allah diyorum. Algoritmada herhalde bir hata oldu. Bunlar bana yanlışlıkla para gönderdi. Dur dedim hiç sesimi çıkarmayayım. Parayı aktarsaydınız bir şey. Dur aktaramıyorsun. Ayda bir iki kere mi ne yapabiliyorsun? Onu bizim kendi bankamız var. Devlet Bankası'na geliyor. Evet. Devlet vergisini kesiyor. Gerisini bana veriyor. Evet. Öyle bir hesabım var benim. Bu sosyal medya kullanıcıların böyle bir hesabı var. Dedim hiç sesimi çıkarmayayım. İki gün durdu orada o Instagram hesabımda. Bir baktım üçüncü gün çekeceğim. Ondan sonra çekiklik yaptım ben. Para nerede, para nerede diye. 590 dolarım kalmış. Mersi'yi kazanmışım. O kadarmış yani. Yani alabilseydiniz mesela hakikaten geçirebilir miydiniz kendi hesabınıza? Şöyle, eğer onlar fark etmeseydi mesela diyelim ki ayın 10'undan 10'una bankadaki hesabıma aktarılıyor değil mi? Evet. Aktarılsa da onu da hemen kimse? o artık benim hakkımdı zaten yani. O bizim. Zaten devlette vergisini alıp bana teslim ediyor o parayı. Dolayısıyla devletim de vergisini almış. O benim artık böyle anamın hak sütü gibi alnımın hakkıydı yani. Neler yapardınız o parayla mesela? Ben o parayla valla kafamda onu bile kurdum biliyor musun? Olmayan paranın hayalini kurdum. Dedim ki şimdi benim ben böyle bir 650 milyon ya 300 milyonunu ayırırdım. İşte önce bir takipçilerim, beni yıllardır seven, takip eden, ihtiyacı olanlar, kendime, aileme, çalışanlarıma o 350 milyonu o şekilde bölüştürürdüm. Milyon mu yani? Milyon, dolar değil. 650 milyonun 350 veya 300 milyonunu kendime, sevenlerime, işte Instagram'daki o takipçilerime, yıllardır beni takip edenlere bölerdim. Aynen gelen. Geriye kalan o 300 milyonu abi sokakta yatan kimse bırakmazdım bir kere. Hem hayvan hem insan bak kimse bırakmazdım. Çok büyük işte ne bileyim hayvanlar için barınaklar yaptırdım. Bir kere bir hepsini oraya alırdım. Ondan sonra sokakta yatan bütün insanlara ne bileyim otel imkanı sağlardım. Yani ikiye bölerdim parayı. Yarısını hayır yapardım. Yarısını sevdiklerime bana falan ağır. Benim ne ihtiyacım olabilir ki? Kendime bir villa alırım. Bir de harika bir araç alırım. Gerisini ben ne yapacağım o paranın Allah aşkına? Ne yapacağım yani? Evet, harca harca bitmez. O kadar çok önemli değil ki. Siz avukatsınız. Bildiğiniz kadarıyla değil mi? Hukukçu mu? Evet, evet. Mesela yanlışlıkla bir para yatan kişi mesela diyelim ki birisinin hesabına geldi onu çekip harcarsa suç mudur? Nedir? Yok canım hesabıma para geldi artık. Ben onu çektiğim an itibariyle onu benden geri alamazsın. Oraya borç morç yazmıyorsa. Sorun yok. O da benim abonelerimden yani. Peki bana. Parayı geri çektikten sonra size bir mesaj falan attılar mı tekrardan bir yanlışlık oldu diye yoksa? Hiçbir şey atmadılar ya. Ya ölürsünüz gülmekten. Ben Instagram sahibine yazdım. Ya dedim hani bir gün önce dedim bana para yattı. Evet. Bakayım bir neydi ismi? Mark. Dur. Bakar mısın ne yazdın adama? Bak adama ne yazdı? Şu takibi almışım ben. Ne olur ne olur. Bak yazın yazıya bak. Daha hala davet gönderildi mi diyor. Bilmiyorum. Benim hesabıma Instagram'dan abonelik için yanlışlıkla yüksek miktarda para geldi. Bir iki gün hesabımda kaldı. Sonra Instagram geri çekti. Keşke bir göz hakkı payı birazını en azından bıraksaydınız. Bakın tamam, Allah da o paranın bana gelmesini istedi demek. Demişim bir de. Türkçe mi yazdınız? Evet evet Türkçe. O İngilizce çevirsin onlar. Çünkü bir sürü danışmanı vardır. İngilizce şimdi yanlış bir şey yazarım. Borcu çıkarım bir de. Ya. Mesaj görüntülenmiş mi karşı taraf? Yok okumamış. Yani şöyle, burada davet gönderildi diyordu. Şimdi hiçbir davet gözükmüyor. Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum ya da açıldı bakalım. Peki yani cevap çekmediğiniz için size takdir ediyoruz gibi bir mesaj gelmesini bekler miyiz? Çekemiyoruz zaten. Çekemiyorum ki çekebilsem ne takdiri başlarım öyle paranın takdirini umurumda mı olurdu? Hemen çekerdim. Doğruya doğru çekerdim yani. Ve vallahi Robin Hood gibi dağıtırdım. Zenginden alır, ihtiyacı olan herkese, bütün insanlara yani... O para benim olsaydı gerçekten çok kişi kurtaracaktı kendini. Peki, İnşallah bir gün gelir. Evet son dönemde mesela işte influencerlar biliyorsunuz size son dönemde işte vergiyle alakalı bayağı başları dertti. Artık devlet galiba bununla alakalı daha sıkı eleyip değil mi? Yani. Vallahi bilmiyorum. Benim zaten sosyal medya hesabım devletin hesabı. Ben en başından beri işimi garanti aldım. Ben kırmızı ışıkta bile geçmem. Dikkatliyim böyle konular. Ben 10 lira bile vergisini kesen bir
sanırım. Ya öyle. Bir de ben dikkat ediyorum böyle şey. Ne gerek var? O yüzden ben böyle sosyal medyadan bile kazandığım paralar, benim devlet bankası var. İsmini evet. söyleyebiliyor muyuz bilmiyorum. Söylemiyorum. Tamam. Oraya yatıyor. Önce onun hesabı geldiğinde bile ben o parayı hani bütün olarak göremiyorum. Önce devlet onun vergisini alıp geri kalanını bana yatırıyor. Evet. Peki yaşananlar için ne diyorsunuz? İşte biliyorsunuz ki bazı gözaltılar oldu, bazıları için cezaevinde, bazılarının mal varlıklarına el kondu. Ya bence yani kurumun yanında yaş dayandı diye düşünüyorum ben. Herkes kötü değil, her fenomen kötü değil. İşini gerçekten layığıyla yapan insanlar var. Bu arada artık yani fenomenlik gerçekten bir meslek. Hani evet. kimse onları aşağılamasın, kimse küçülmesin, küçümsemesin. Çünkü insanlar emek harcıyor ve bir sürü takipçi elde ediyorlar. Onların üzerinden para kazanmaları çok normal değil mi? Normal. Fakat işte bu başka işler yapanlar, fazla kurnaz olanlar da var. O dediğim gibi yani kurunun yanında yaş da yandı. Yoksa hepsi kötü değil ya. Üzücü yani neden vergilerini vermemişler, etmemişler. Ben onu da anlamadım ki. Evet. Ya böyle paralar kazanıyorsan geçer mi? Halbuki bir kanun çıktı. Dediler ki bak Ocak ayına kadar yani yurt dışından oradan buradan gelen paraları size imkan da sağlıyorum dedi devlet. Bak hala hani insanlara destek olmaya çalışıyor devlet. Size imkan da sağlıyorum. %3'ünü yatırım vergisini evet. tamam yani dedi. Abi ona rağmen yatırmamışlar. Ne diyeyim ki ben? Peki hiç kimse beni yönlendirmemiş. Son olarak da mesela son günlerde bayağı konuşuluyor. Bunun anlamı yakında çıkacak galiba diye iddialar var. Size çıkabilir mi bir hukukçu olarak? Şöyle ben bugün sabah TV programındaydım. Orada da söyledim. Dilan belki de sadece gerçekten bir reklam yüzü olabilir. Kızım belki hiçbir şeyden haberi olmayabilir. Eşi sadece yapmış olabilir. Ben sabah programda da bunu söyledim. Dedim ki hangi kadın hani kocasının yaptığı işi biliyor ki Allah aşkına? Adamlar karılarına bir şey anlatmıyorlar. Yani kızın gerçekten haberi olmamış olabilir. Gerçekten reklam yüzü de olabilir. Öyleyse tabii çıkar diye düşünüyorum. Şimdi masumiyet karinesi diye bir şey de var. Suçluluğu ispatlanacak kadar hiç kimse suçlu değildir. Zor bir süreçten de geçiyor. İşte psikolojisi bozuldu, intihar edeceğim, burada yapamıyorum, çocuklarımı çok özledim gibi evet, açıklamaları evet. da oldu. Ya işte dediğim gibi hani hiç bilmiyorum ya. Hiç kimsenin hani parasını bilmiyorum, ne yaptıklarını bilmiyorum. Ama dediğim gibi sadece reklam yüzüydü belki de dediği gibi. Evet. Öyleyse... Peki yaşadığı hayatı sosyal medyada bu kadar hani deklare etmesi sizce doğru bir hareket miydi? Yani işte evet. arabalar, işte villalar, altın tozlu kahveler. Yani gibi. Şöyle o altın tozlu kahveler onlar birazcık evet abartı oldu. O doğru. Onları keşke yapmasaydı. Hani dediğim gibi masumsa bile suçu bile yoksa. Çünkü biraz önce de söyledim. Adamlar genelde karılarına o paraları nasıl kazandıklarını söylemezler. Evet. Bilemezsin. Kaç yıllık kocanı tanıyamayabiliyorsun. Çocuğu olan bir kadın da gidip hani kendi bu kadar riske atmaz diye düşünüyorum. O yüzden haberi bence yoktu diye düşünüyorum. Ama onun da hatası ne oldu? Kendini bu kadar göstermemesi gerekiyordu. Yani hani günde 750 bin alışveriş yaptım. Onlar birazcık evet. sıkıntılıydı. Onları yapması bu arada, iyi olur. Bu arada hala para kazanıyor. İşte şarkısı biliyorsunuz işte 5 milyon TL gibi bir... Devlet alıyor ama bildiğim kadarıyla. Evet alıyor. Vergi alıyor. Evet devlet alıyor bildiğim kadarıyla. Hatta dün yeni bir şubesi açıldı. Hala şubeleri... O yeni değil o şube. O eskiydi. Herhalde dün belki açılışı yapılamamıştı onun. Evet. O yüzden açılış yaptılar galiba ama o yeni bir şube değil. O 4-5 ay önce çoktan açılmış bir şube. Sizi akraba zannediyorlar mı? Siz de yok zannetmiyorlar. Evet. Çünkü Polat Soyad'da o kadar çok kişi var ki yani. Çok büyük holdingler var biliyorsunuz soyadı Polat. Akraba zannetmiyorlar ama güzel sektörü bitti. Evet. Artık gelmiyor yani insanlar. Hiç kimse birçok kişi salonu kapatıyor ya. O çok üzücü. Yani işini layığıyla yapan ve bu işten başka ekmek parası kazanamayan insanların işi bitti. Çok zor durumda insanlar. Bizim güzel salonlar da sıkıntıda yani. Daha çok incelemeye tabi görüyorsunuz galiba değil mi? Masak falan artık galiba sürekli yani ve güzellik ben... salonlarına hep denetim oluyor. Bize ama de geldiler. Daha fazla. Ama daha fazla dediğim yani eskiden de hep geliyorlardı. Sürekli bir denetim vardı bu süreç, zaten. Bu süreçten sonra sanki biraz... Tabii yine geldiler ettiler ama her şeyimiz bizim düzgün olduğu için bir sıkıntı bizde olmadı çok şükür. Ya birçok yer ondan kapatmıyor. İnsanlar tepki gösteriyor. Güzellik salonlarına gitmiyor insanlar. Sorun o. Ondan yani problem sebep ne peki yani gitmemeleri? Kızdı sorun. İnsanlar, kızgınlar. Güzellik salonlarını artık böyle dolandırıcı falan sanıyorlar. Gitmiyorlar yani. Ya da korkuyorlar. Şimdi biz buraya para yatırsak diyorlar. Yarın bunların başına bir şey gelirse evet, paramız yanar mı acaba diye düşünüyor olabilirler. Ama mesela Dilan Hanım'a biliyorsunuz ki TMSF el koyduğu için hala işlemler devam edebilir yani paraları. Herkesin parası var içeride yani doğal olarak paketlerini bitirmeye çalışıyor insanlar normal. Çalışanlar falan da gitmiş gerçi çoğu bırakmış ama. İşte ya birazcık böyle üzücü bir dönemden geçiyor herkes. Güzellik salonları patladı diyebilirim. Peki çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür çok sağ olun. Ediyorum. Çok sağ olun. Bir detay alalım. Aklımıza yazar.
arada Dilan'ın bütün şubeleri, birçok şubesi bize geliyor. Evet, mesela onu soruyorum. Şöyle, Dilan'ın birçok şubesi bize onu geliyor, şey benden onu istiyorlar. Onu alabilir. Onu soralım. Gir abi sen. Evet, Dilan Hanım'dan müşteriler muhakkak size gelen giden olmuştur. Şöyle, Dilan'ın şubeleri bizi arıyor. Evet. Biz siz devralabilir misiniz? Hani sizin isminize geçebilir miyiz? Zaten soyadlar da hani aynı diyorlar. Evet. Ev foto olarak açabilir miyiz şubenizi? Hani onun için para ödeyelim falan diyorlar. Evet. Ben hiçbirini kabul etmedim. Olmaz dedim. Kadın orada içeride hapisteyken onun üzerinden prim yapmak istemedim. Onun ekmeğini ben yemek istemedim. Kabul etmedim mesela. O kadar çok arıyorlar ki biraz önce bile mesaj geldi telefonuma. Şu karşıda ya, Kadıköy'deki şubeyi size verebilir miyiz, düşünür müsünüz diye. Yok, düşünmüyoruz biz dedik. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Çok sağ olun.